Merhaba, artı eksi 7 Londra'ya hoş geldiniz. İngiltere basınında geniş yer bulan Ankara katliamı 10 Ekim'den beri özellikle kuzey ve merkezi Londra'da yapılan eylem, gösteri ve etkinliklerle protesto ediliyor. İngiltere kamuoyunu yaşanan gelişmelerden haberdar etmek ve katliamın sorumlularının açığa çıkartılması için yapılan eylemlerle Ankara'dan yükseltilen barış, emek ve demokrasi talepleri Londra sokaklarına taşındı. İngiltere kamuoyunun ve emek örgütlerinin de büyük bir tepki gösterdiği katliamı kınamak ve katliamda sorumluluğu bulunanların açığa çıkartılması için başlatılan girişim ve protestolar önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Bu hafta programımızın hemen hemen tamamında yer verdiğimiz Ankara katliamı ve sonrasında katliama ilişkin İngiltere'deki tepkileri ve gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Haber başlıklarımızın ardından artı eksi 7 Londra başlıyor. İyi seyirler. Ankara katliamının ardından Londra sokaklarında yapılan gösterilerde hangi talepler öne çıktı? 22, 23, 24 ve 25 Ekim'de sandık başına gidecek Britanya'daki seçmenlere HDP ve CHP ne vaat ediyor? Ankara katliamı İngiltere medyasına nasıl yansıdı? Bunlar ve daha fazlası az sonra artı eksi 7 Londra'da. Türkiye'nin dört bir tarafından barış talebiyle Ankara'ya gelen işçileri, emekçileri, öğrencileri, gençleri, çocukları kana bulayan katliamın duyulmasından itibaren Londra'nın sokakları eylem ve gösteri alanlarına dönüştürüldü. Kuzey Londra'da başlayan ve merkeze taşınan eylem, gösteri, yürüyüş ve toplantılara İngiltere'nin emek örgütleri ve emekçileri de destek verdi. Adalet talebiyle Londra sokaklarını dolduranların hedefinde katliamın sorumlusu olarak gördükleri AK Parti hükümeti ve Tayyip Erdoğan vardı. Başkent Ankara'nın göbeğinde gerçekleştirilen Türkiye tarihinin en büyük katliamı tüm dünyada olduğu gibi İngiltere'de de büyük bir öfke ve tepkiyle karşılandı. Londra merkezli Britanya Demokratik Güç Birliği katliamın hemen ardından ilk protesto eylemini Türk ve Kürt kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları Kuzey Londra'da düzenledi. Barış, emek ve demokrasi talepleriyle Ankara'da toplanan işçileri, emekçileri ve halkları hedef alan terör ve sonrasında polisin gazlı saldırısına yönelik müdahalesine karşı ilk protesto katliamın gerçekleştirildiği 10 Ekim Cumartesi günü Haringey'de düzenlendi. Haringey Belediyesi önünde yaklaşık 5000 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen protesto saygı duruşu ve konuşmalarla başladı. Yapılan konuşma ve çağrıların ardından belediye önünden yürüyüş düzenlenerek başta Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP hükümeti protesto edildi. Katliamın yaşandığı 10 Ekim Cumartesi günü Kuzey Londra'da gerçekleştirilen protesto eylemi 11 Ekim Pazar günü İngiltere Başbakanlığı konutu önünde devam ettirildi. Protestoya katılan yaklaşık 10 bin kişi Ankara'da kana bulanan bayrak ve pankartları Londra'da dalgalandırırken bombalarla engellenmek istenen emek, barış ve demokrasi taleplerine sahip çıktı. Protestoya katılanlar toplanma anından itibaren iktidardaki AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı tepki ve öfkelerini slogan ve konuşmalarla dile getirdiler. Kaya Bey, bu tabloyla anlatmak istediğiniz şey nedir? Dikkat ederseniz çaldığı paralar, ayakkabı kutuları, adını söyleyin. Dinleme kasetleri, tabela. Dinleme kasetleri, kapadığı Twitter, kanlı elleri, kanunu da tanımıyor, kanunun üstünde kendini şey yapıyor. Kıyafetinde şey yaptım, 14. Louis gibi, Güneş İmparatoru, 14. Louis, ben devletim diye 14. Louis. Tayyip Erdoğan iktidarı boyunca kendini, ailesini zengin etti. Modern Türk tarihinin en büyük yolsuzlukları Tayyip Erdoğan tarafından işlendi. Bunun üstüne bir de işlediği anayasal suçlar üst üste bindi. Şu anda Tayyip Erdoğan'ın tek kurtuluş çaresi iç harbe gitmek ve memleketin parçalanması. Hesap vermemek için
her şeyi göze alacak kadar gözleri kararmış durumda şu anda. Adam kendini kurtarmak için memleketi felakete götürüyor. Dün ölen yüz küsur kişiyle kalacaksak şanslıyız. Memleket şanslı olur. Ya hesap verecek ya ülke gidecek. Benden sonra tufan. Onun tek düşüncesi benden sonra tufan. Peki bunu yaptığınızdan dolayı size yönelik herhangi bir tepki falan oldu mu? Mahkemeler şunlar bunlar umurumda diye, kendim umurumda değilim. Umurumda olan ölmeden önce onun hesap vermesi. Millete çektirdiğinin hesap vermesi. Yani Türkiye onu hak etmiyor. İngiltere'nin mücadeleci sendikaları ve kampanya gruplarının da destek verdiği protestoya İşçi Partisi'nin yeni lideri Jeremy Corbyn de bir dayanışma mesajı gönderdi. Corbyn, Daimler Sekreteri Oktay Şahbaz'a gönderdiği mesaj ile barış, emek ve demokrasi güçlerine başsağlığı diledi. Barış talebiyle yapılan bir gösteriye yönelik katliamın şok edici olduğunu vurguladı. Corbyn, daha fazla ölümün yaşanmaması için ateşkesin sağlanması ve politik çözüm için görüşmelerin yeniden başlatılmasının hayati önemde olduğuna dikkat çekti. Because some of the responsibility for this outrageous slaughter must also lie with the Western powers and the British government. İngiltere Savaş Karşıtı Koalisyonu adına konuşan Chris Nineham, yaşanan katliamdan İngiltere ve Batılı devletlerin izledikleri politikalar ve Türkiye hükümetinin baskılarını görmemezlikten geldikleri için sorumluluklarının bulunduğuna dikkat çekti. Başbakanlık konutu önünde başlayan protesto, konuşmaların ardından BBC'nin ana binası önüne kadar yapılan bir yürüyüşle devam ettirildi. Ankara katliamında öldürülen emek partililerin fotoğraflarının da taşındığı kortej, öfke, tepki, adalet ve barış taleplerini Londra'nın merkezine taşıdı. Yürüyüş güzergahı boyunca sloganlarıyla tepkilerini dile getiren kortej, İngiltere kamuoyunu yaşanan gelişmelerden haberdar ederken AK Parti hükümetinin ve Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi terör saldırılarının hedefi haline getiren politikalarını teşhir ettiler. Piccadilly Circus ve Regent Street ve Oxford Street'in kesiştiği kavşaklarda gerçekleştirilen kısa süreli oturma eylemleri esnasında yapılan konuşmalarla Ankara'daki katliama ilişkin bilgilendirme yapıldı. BBC'nin Londra'daki merkezinde Tayyip Erdoğan ve devletini protesto eden sloganlarla giren göstericiler eylemi BBC önünde de devam ettirdi. Sayın Gül, bugün olağanüstü bir öfke vardı. Binlerce insan Londra'da toplandılar. Bayağı bir öfke vardı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Duygularınızı alabilir miyiz? Çok üzgünüz, çok öfkeliyiz, çok kızgınız. Herhalde Türkiye tarihinde ki yapılan en büyük katliam. Halkımızın, Türk Kürt toplumunun tepkisini, öfkesini sokağa taşıdık dün ve özellikle bugün. Bunlar eylemlerimiz devam edecek. Yarın da konfederasyon, Ulusal Sendikal Konfederasyon önünde sendikalarla beraber bir açıklama yapılacak. Onlar da özellikle pazartesi ve salı günkü yapılan grevi, işçi sınıfının, emekçilerin, Türk ve Kürt halklarının bu katliama karşı sessiz kalmamasını destekleyecekler beraber, bizlerle beraber. Eylemlerimiz devam edecek. Çok üzgünüz. Hakikaten yastayız ama isyandayız. Bayağı yoğun bir tepki vardı, öfke vardı. Herkes özellikle Tayyip Erdoğan için katil sloganları atarken çok öfkeliydi. Neye bağlıyorsun? Haklı değiller mi? Yani adam resmen yani seçim oldu, iktidardan düştü, tek başına iktidar olamadı diye yapmadığını bırakmadı. Önce Kürtlilerinden başladı, sokağa çıkma yasağı, sivilleri katletti. Şimdi geldi sıra Ankara'ya, Türkiye kesimine. İşini de kullanarak yapıyor bunu. Tabii ki öfkeli halkımız. Yani buradakiler de öfkeliyiz biz. Sonuçta Türkiye'de yaşayan bizim insanlarımız var, akrabalarımız var. Oradaki işçi sınıfı, emekçiler bizim sınıf kardeşlerimiz. Oradaki bir katliama biz sessiz kalamayız. Ve bunun başını da Tayyip Erdoğan ve AKP çekiyor. Tabii ki öfkemiz onlara yönelik, Türk hükümetine yönelik, AKP'ye yönelik. O anlamda halkımızın sessiz kalması yani imkansız. Bu öfke, bu isyan sokağa taşıdı.
taşıyacak ve biz durmayacağız. Türkiye'de onlar Kürdistan'da bu katliamı yaptığı sürece biz burada sokakta Türk hükümetine yaptıkları bu katliamı teşhir edeceğiz. Buradaki yerli kamuoyuna, ilerici kesime, sendikacılara, aydınlara, milletvekillerine Türk hükümetinin gerçek yüzünü göstereceğiz. Göstermeye de devam edeceğiz. Sendikaların ve meslek örgütlerinin çağrısıyla yapılan bir eyleme yönelik bombalı saldırının duyulmasından itibaren saldırıyı kınayan ve sendikalarla dayanışma mesajları yayınlayan İngiltere'nin mücadeleci sendikaları ve işçi temsilcileri ise 12 Ekim Pazartesi akşamı İngiltere Sendikalar Konfederasyonu TUC'nin merkezinde bir basın açıklaması da gerçekleştirdi. Öğretmenler Sendikası NUT'nin ev sahipliğinde TÜİS'in merkezinde gerçekleştirilen basın açıklamasının açılışında konuşan NUT'nin Merkez Yürütme Kurulu üyesi Martin Powell Davis, katliamda üyelerini yitiren sendika ve örgütlere başsağlığı diledi. Davis'in İngiltere kamuoyunu ve sendikaları yaşanan gelişmelerden haberdar etmek için düzenlediklerini dile getirdiği basın açıklamasında ilk konuşmayı Daimler Sekreteri Oktay Şahbaz yaptı. Barış için yükselen mücadelenin susturulamayacağını ifade ederek konuşmasına başlayan Şahbaz, katliam sonrası ilan edilen 2 günlük greve, katılım ve ülke genelinde yapılan protestolara ilişkin bilgilendirme yaptı. Türkiye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Demir ve Deniz Yolu Taşımacılık İşçileri Sendikası RMT'nin Yardımcı Genel Sekreteri Steve Hadley ise 7 Haziran seçimleri öncesi ve sonrasında yaşanan gelişmelerin Ankara katliamının adeta habercisi olduğuna işaret etti. Hadley, AKP hükümetinin doğrudan değilse bile izlediği politikalardan dolayı katliamın sorumluluğunu taşıdığını da ifade etti. Türkiye'deki 8 sendikanın da üyesi olduğu Uluslararası Taşımacılık Federasyonu, ITF'in politika koordinatörü Sarah Fink, katliamda ölenlerin çoğunun işçi olduğuna dikkat çektiği konuşmasında ITF'in her zaman dayanışma ve destek içerisinde olacağını ifade etti. You are strong together and you have international support and solidarity. We are with you. Türkiye'de yaşanan gelişmeleri kendilerine üye tüm sendika ve iş yeri temsilcilerine aktardıklarını ifade eden Ulusal İş Yeri Temsilciler Ağı Ulusal Başkanı Rob Williams, Cameron'ın çıkarları gereği AKP hükümetiyle işbirliği içinde olduğunu ifade ederek dayanışmanın yanı sıra İngiltere hükümetinin politikalarını teşhir etmeye devam edeceklerini dile getirdi. Toplantıya katılan Londra Büyükşehir Belediyesi Sendikalar Birliği temsilcisi Roger Sutton, Kamu İşçileri Sendikası Unison'ın Camden Şube Sekreteri George Bennett, İngiltere Savaş Karşıtı Koalisyonu kurucu üyesi Lindsay German ve çok sayıda iş yeri temsilcisi dayanışma dileklerini iletirken yaşanan gelişmelerin İngiltere kamuoyunda daha fazla yer alması için çalışacaklarını ifade ettiler. İngiltere basınında geniş yer bulan katliama ilişkin protesto ve tepkiler 15 Ekim Perşembe günü Londra Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakılmasıyla devam ettirildi. Britanya Demokratik Güç Birliği Ankara katliamını protesto etme eylemlerini 16 Ekim Cuma günü İngiltere Parlamentosu önünde düzenlediği Barış İçin Bir Mum Yak gösterisiyle devam ettirdi. Gösteriye beyaz tişörtleriyle katılan eylemciler yaktıkları mumlarla katliamda ölenleri anarken hazırladıkları dövizlerle de tepki ve öfkelerini dile getirdiler. RMT, PCS, NUT, Unite, ITF gibi çok sayıda sendikanın, kampanya grubunun ve Daimler'in 8 Mart 2014'te birlikte kurduğu Türkiye Halklarıyla Dayanışma Kampanyası Spot'ta katliamı kınamak, barış ve demokrasi taleplerini yükselten Türkiye halklarının yanında yer almak için 35 milyon kullanıcısı bulunan sosyal medya sitesi change.org'un üzerinden bir imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasına destek vermek isteyenler www.change.org sitesinin ara kısmına Ankara'da yapılan katliamı lanetliyoruz yazarak imza kampanyasına ulaşarak imza verebilir. Britanya'da yaşayan Türkiye'li seçmenler 1 Kasım genel seçimleri için önümüzdeki hafta sandık başına gidecek.
Yine Güney Londra'daki Olimpiya Sergi ve Konferans Salonu'na kurulacak olan seçim sandıklarında seçmenler oylarını 22, 23, 24 ve 25 Ekim'de kullanacak. Seçim çalışmalarının önüne geçen Ankara katliamını ve HDP ile CHP'nin seçim çalışmalarını ve yurt dışında yaşayan Türkiye'li göçmenlere ilişkin politikalarını stüdyomuzda konuk ettiğimiz CHP İngiltere Birliği Yönetim Kurulu üyesi Davut Karataş ve HDP Britanya Seçim Koordinasyonu üyesi Doğan Genç'le konuştuk. Sevgili seyirciler, İngiltere'de seçim heyecanı başlamıştı ki tam Türkiye'de Ankara'dan bir haber geldi ve Ankara'da iki bombanın patlaması sonucu birçok insanımızı kaybettik. İngiltere'deki seçim heyecanı bir anda kendisini hüzüne, yasa ve öfkeye bıraktı. Biz de programlarımızda İngiltere'de yapılan seçim çalışmalarını konuşacaktık. Ama bugün tabi programımızda ufak tefek değişikliklerle birlikte seçimleri de konuşacağız. Değerli konuklarımız var. İngiltere CHP Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Davut Karataş ve HDP Britanya Koordinasyonu üyesi Sayın Doğan Genç. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Başlamadan önce Ankara'daki katliamın İngiltere'deki yansımasını, İngiltere'deki etkilerini de konuşacağız. Konuklarımıza eğer dilerseniz önce oradan başlayalım. Tarihimizin en büyük terör olayı. Bir sürü yüzden fazla insanımızı kaybettik. Nasıl yansıdı İngiltere'ye, İngiltere'deki yurttaşlarımıza bu nasıl yansıdı? Öncelikle Arif Bey burada olmaktan tekrar burada olmaktan çok memnun ediyorum, duyuyorum. Teşekkür ederim nazik davetiniz için. Maalesef Ankara'da olan olay hain bir saldırıdır. Çok büyük yaralar açmıştır tüm Türkiye'nin ve dünyanın kalbinde. Öncelikle orada hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ve milletimize ölen vatandaşlarımızın yakınlarına Allah'tan da sabır diliyorum. Çok acı bir olaydır. Kabul edilmesi mümkün değildir. Çok büyük yaralar açmıştır. CHP İngiltere Birliği olarak burada da edindiğimiz izlenimle büyük bir yankı uyandırmıştır. Büyük bir tepki almıştır. CHP Partisi olarak ve biz burada CHP İngiltere Birliği olarak bu olayın yapanlara, bu olayın yapılma şartlarını sağlayan katliam, savaş ve kaos politikalarını uygulayanların hepsinin tarih önünde hesap vermesi için elimizden geleni yapacağımızı bilmenizi isterim. Burada olay olduktan sonra tabii ki tüm toplum kesimlerinden insanlarla beraber bu olayı protesto etmek için çeşitli aktiviteler yaptık, yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Sen genç CHP gibi siz de birçok eylem gerçekleştirdiniz burada. Özellikle Türkiye'de yakınlarını kaybeden insanlara hem dayanışma içerisinde olmak hem de bunun teşhir edilmesi, saldırının nerede geldiğini doğru adresi gösterebilmek için çeşitli etkinlikler yapıldı. Sizin izleniminiz ne oldu? İnsanlarımız neler hissetti? Ben öncelikle HDP adına, Britanya HDP adına bizi izleyen Hayat TV bütün izleyicilere sevgi saygılarımızı iletmek istiyorum. Öncelikle başta Ankara olmak üzere Suruç, Diyarbakır birbirlerine çok benzediği için Cizre ve Rojava'da yaşamını yitiren bütün canlarımızın, yoldaşlarımızın, hevallerimizin şahsında bütün devrim şehitlerini anarak başlamak istiyorum. Önemli bir dönemden geçiyoruz. Kuşkusuz anma yapıyoruz, anmalar yapıyoruz, büyük etkinlikler yapıyoruz. Başta şehitlerimize sahip çıkıyoruz ama biz biliyoruz ki bu olayları özellikle birinci derecede şu an yönlendiren Erdoğan ve onun AKP'sinden şekillenen bir durum var. Yani iktidarı için bu katliamları gerçekleştiren bir padişah bozuntusu karşımızda var. Bunu somut biliyoruz ve biz de özellikle çalışmalarımızı hem şehitlerimizi anıyoruz hem de onurlu bir şekilde onların yolunda, onların işaret ettiği şekilde barışa ve özgürlüğe olan yolu taşlarını onların istediği şekilde döşemeye devam ediyoruz. Tabii şöyle bir bilgi de verelim. Biz AKP'yi de davet ettik. AKP İngiltere Komitesi'nden. Bir iki hafta boyunca bizi oyaladılar.
gelebileceklerini söylediler. Sonra milletvekilleri gelecekmiş, ondan izin alıp geleceklerini söylediler ama son dakikada gelmeyeceklerini söylediler. Bunun bilgiyi de vermiş olalım. Peki bir seçim havası vardı. Bu seçim havası birden kendisini başka bir şeye bıraktı. Yani birçok parti burada başlamıştı. İnsanlara seçimlerdeki beklentileri, bu erken seçim tabii. Evet. Hiç kimsenin istemediği, aslında seçmen bir koalisyon talep etmişti ama bunu gerçekleştirmediler ve sonuç itibariyle bir seçim çalışması başlamıştı. Şu anda görülen o ki en büyük iş sanki İngiltere'den Türkiye'deki olup biteni teşhir etmek, gerçeklerin ortaya çıkması, demokrasinin, özgürlüklerin sağlanması gibi. Sanki böyle bir çalışmaya doğru yönelildi, değil mi çalışma? Ya bizim açımızdan yani biraz öyle değil. Biz çünkü demin de söylediğim gibi biz bir taraftan Türkiye gerçekliğini biliyorduk. Türkiye ve Kürdistan gerçekliğini bildiğimiz için bir taraftan seçim çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir taraftan da bu gerçekleştirilen sivil insanlara, çoluk, çocuk, kadın, genç demeden bütün toplumun her kesimine karşı gerçekleştirilen bu katliamlara karşı tepkilerimizi ortaya koyuyorduk. Yani biz Britanya'da tabii belli seçimle ilgili daha önce de belli hazırlıklarımız vardı. Ve bu hazırlıklarımızın üzerine komitelerimizi, alan çalışanlarımızı daha da genişlettik. Peki Sayın Karataş, siz tabii CHP sadece seçim çalışması, biraz önce de Doğan Bey'e sorduğum soru gibi sadece bir seçim çalışması değil, aynı zamanda bu tür gelişmeler karşısında çeşitli duyarlılıkları olan bir parti İngiltere'de. Somut bir şey ortaya çıktı. İngiltere'de katliamı protesto eden gösterilerde özellikle HDP ve CHP ve çevresindeki insanların bir araya gelip topyekun bir tepki ortaya koydukları görüldü. Bu biraz da seçimin önüne geçti mi? CHP cephesinden de öyle mi? Şu an şeyde haklısınız. Yani maalesef umudun yerini korku aldı. Barışın yerini birbirinin düşmanca davranışlar aldı. Bu tabii AK Parti'nin, AKP'nin takip ettiği politikaların sonucu. Tek bir cümlede özetlemek gerekirse AKP'nin şimdiye kadar yaptığı politika yurtta barış olmasın, dünyada barış olmasın şeklinde özetlenebilir. Şimdiye kadar 13 yıllık iktidarları zamanında yaptığı tüm politikalar iflas etmiştir. Teker teker iflas etmiştir. Ve şunu da açıkça söylemek istiyorum. AKP'yi ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı her zaman demeçler vermiştir. İşte kandırıldık diye. Cemaat bizi kandırdı. PKK bizi kandırdı. İşte diğer kesimler bizi kandırdı diye böyle beyanatları vardır. Ama işin gerçeği şudur ki AKP ve Erdoğan Türkiye'yi kandırdı. Onlara oy veren insanları kandırdı. Bu açıdan bunun görülmesi gerekiyor ve maalesef burada da yine demin değindiğimiz gibi bir şekilde bu şiddet ortamını sağlayan politikalar takip edilerek bir korku cumhuriyeti yaratılmaya çalışıyor. İnsanlar korkutularak bu sefer onlara oy vermeleri isteniyor. Tabii bu konuda tepkimiz ortaktır. CHP olarak hukukun üstünlüğünü, insanların haklarını savunduğumuz için, demokrasiyi, sosyal demokrasiyi savunduğumuz için bunlara aykırı olan her platformda, her görüşe, her olaya, bunlara elimizden gelen her platformda karşı geliyoruz. Tabii bu noktada HDP seçmeniyle birleşebiliyoruz. O noktada bir şey daha sormak istiyorum. Şöyle bir şey olamaz mı? Tabii Türkiye açısından çok detaylı bilgiye sahip değiliz ya da Türkiye'deki insanlarımız onun yorumunu yapıyorlar zaten. Ama İngiltere açısından şöyle bir şey olmaz mı? Yani HDP, CHP ve diğer demokrasi kesimlerinin AKP'nin dayattığı gündemin tersine barış ve demokrasi, özgürlükleri savunan bir gündemi yaratması, onu dayatması, toplumumuza onun yayılmasını sağlaması noktasında bir çalışma içerisine giremezler mi? Yani HDP ile tabii ki bazı politikalarda örtüşmeler var. Fakat bunların tabii ki bu konularda da özel beraber çalışmalar yapılabilir. Ama izleyeceğimiz politikalarda bazı temel farklılıklar da var.
onları biz öncelikle göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla ortak olduğumuz noktalarda hareket edilmesi konusunda bir sorun olacağını düşünmüyorum. Şimdi ülkenin, Türkiye'nin en büyük bölücü partisi AKP'dir. Öncelikle bunu bu konuda anlaştığımızı düşünüyorum. Diğeri demokrasinin hayata getirilmesi, insan haklarının, inanç özgürlüklerinin Türkiye'nin içerisinde yerleştirilmesi konusunda HDP ile bazen farklı düşüncelerimiz olabiliyor. Özellikle Kürt sorununun çözümü konusunda farklı politikalarımız var. Biz bunun insan hakları, bir demokrasi eksiği ve tam bir demokrasinin Türkiye'ye yerleştirilmesi konusunda çözülebileceğini düşünüyoruz. Ama HDP'nin mesela bu konuda bazı farklı düşünceleri olabiliyor. İşlerinde beraber çalıştığı, fikir alışverişi yaptığı ya da destek aldığı, destek verdiği başka örgütler oluyor. O konuda bazı hassasiyetlerimiz var. O hassasiyetleri bir kenara bırakırsak, insan hakları, demokrasinin Türkiye'ye yerleşmesi için yapılacak adımlarda aynı görüşlere sahipsek ortak çalışma yapabiliriz. Tekrar söylemek istiyorum. CHP olarak biz Kürt sorunu ve toplumsal barışın, bir tek Kürt sorunu demek istemiyorum bu arada, yani tüm azınlıklarla ilgili, çünkü Türkiye'de Kürt var, Laz var, Ermeni var, Rum var, Araplar var. Bunlarla ilgili azınlıkların sorununu çözmede sorunun aslında görevini yapmayan siyasiler olduğunu düşünüyoruz. Bu ana kadar bunları çözemeyenlerin siyasiler olduğunu düşünüyoruz. Tam demokrasiyle, inanç özgürlüğüyle sorunun çözülebileceği konusunda CHP'nin görüşü bu şekildedir. Ama bu konuda başka çözüm önerileri toplumsal barışa katkı sağlamayacak çözüm önerilerine CHP kapalı olacaktır. Bunu da açıkça ifade etmek istiyorum. Sayın Genç, İngiltere'deki toplumumuzda genel bir şey var. İstek mi diyebiliriz ya da CHP ile HDP'nin birçok noktada birleşebileceği, birleşme parti anlamında değil, yani eylemliliklerde birleşebileceği gibi bir genel kanı var. Yanılıyor muyum? Siz nasıl düşünüyorsunuz bu konuda? Bizler özellikle Ankara'daki gerçekleştirilen katliamı göz önünde bulundurduğumuzda artık orada yaşamını yitiren çok farklı siyasal yapılardan, kültürlerden, İnançlardan insanları düşündüğümüzde, Türkiye'nin dört bir yanına giden cenazeleri gördüğümüzde, şehitlerimizin bize işaret ettiği, dünyanın neresinde olursak olalım, sadece Ankara, İstanbul, Kürdistan değil, dünyanın neresinde olursak olalım, artık birlikte mevcut sisteme karşı duruş sergilememiz gerekiyor. Şehitlerimiz de bize bu doğrultuda bir barış mitinginde bütün farklılıkların kanı birbirine karışmıştır. Biz böyle bakıyoruz. Britanya'daki HDP'liler kendisini Türkiye'de ya da Kürdistan ya da nerede yaşıyorsak yaşayalım kendisini farklı tarif edemez. Ve bizim de aslında geçen seçimde de bu seçimde de çalışmaları yürütürken topluma anlatmak istediğimiz buydu. Karşımızdaki sistem hem siyasal anlamda hem ekonomik anlamda hem de diğer konularda toplumu tekleştirmeye çalışıyor. Tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek din, tek mezhep topluma dayatılmak isteniyor. Bunun yerine özgürlük, bunun yerine barış. Ankara'daki Malatya'da yola çıkan CHP'li gençlerin mesajı da budur. Diğer devrimci güçlerin, MHP'li gençlerin ya da farklı burada isimlerini ayrı ayrı saymak istemiyorum. Bütün devrimci şehitlerimizin de mesajı budur. Bunu görmemiz gerekiyor. Biz her zaman birlikten yana, özgürlükten yana, birlikte mücadeleden yanayız HDP olarak. Evet. Şimdi bu konuya ben de bir şey eklemek tabii istiyorum. Tabii ki CHP olarak da demin söylediğim gibi özgürlük ve barıştan yanayız. İnsan haklarından, sosyal demokrasilerden yanayız. Dolayısıyla yani meydanlar özgürlük ve barış taleplerinin ifade edildiği yerde. Ankara'daki mitingde özgürlük ve barış taleplerinin ifade edildiği bir mitingdi ve maalesef saldırı orada olmuştur. Dolayısıyla bunu ve bu hain saldırı zaten Türkiye içerisinde barış ve özgürlük ortamını ortadan kaldırmak amaçlıydı. Bu noktada bu zaten artık örgütlerin, siyasi partilerin bir şeyi değil, bir problemi olmaktan bir ziyade bir insanlık
problemidir. Dolayısıyla katılıyorum. Yani partiler üstü bir olaydır bu. Protesto edilmelidir. Üzerine tavır alınmalıdır. Görülen o ki bu tür eylemlilikler sürecek gibi. Çünkü gerek Cumhurbaşkanı gerek Başbakanın dili uslubu pek de bu tür sorunları çözmeye dönük bir şey bana yansımıyor dillerinden, usluplarından. O devam edecek. Seçim çalışmalarına dönersek İngiltere'deki, daha önce de yine bir böyle bir toplantımızda konuşmuştuk. CHP ile HDP'nin genel olarak İngiltere'deki taraftara, İngiltere'deki seçmene sesleniş tarzı vardır. O tarzın içerisinde daha çok Türkiye'deki demokrasi talebini öne çıkartıyor. Ama İngiltere'deki yaşayan halkımız açısından, yurttaşlar açısından örneğin CHP ne vaat eder ya da neler istiyor? Neden CHP İngiltere'deki vatandaşlar oy versin? Teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Öncelikle CHP seçim bildirgesini geçenlerde açıkladı. İkinci seçim bildirgesini. 6 Haziran seçimlerinde de bir bildirge hazırlamıştık. Öncelikle o bildirge, seçim bildirgemiz bizim hükümet programımızdır. Şu anda açıklanan 227 sayfa bir bildirgedir. Ve onun da büyük bir bölümü de yurt dışındaki yurttaşlarımız için CHP'nin politikalarıdır. Bu konuda CHP hem yurt dışında Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımıza hem Türkiye'de ailesi olan, yani iki tarafta bağlantılı olan vatandaşlarımıza bir sürü vaatler getirmiştir. Bunlardan en önemlisi yurt dışında temsil hakkı, yani yurt dışı milletvekilliği. Dolayısıyla CHP'nin seçim bildirgesinde vaatlerinden birisi de 300 bin, her 300 bin Türkiye bir milletvekili düşecek şekilde bir milletvekili seçmen bölgesi yaratıp buradan temsilcilerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermek istemektedir. Dolayısıyla ileride bir Londra milletvekilimiz Türkiye'de neden olmasın? Bir Almanya'da 8-10 tane milletvekilimiz neden olmasın? Öncelikle ne yapabilir yani Türkiye, Londra'dan bir milletvekili gitti şimdi, parlamentoya. Oradan nasıl bir hizmet gelebilir? Buradaki vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgilenmesi için, buradaki vatandaşlarımızın sorunlarına çözümler getirebilmesi için çalışmalar yapacaklardır. Şimdi bazı vaatlerimiz bununla da ilişkilidir. Yani bu vaatlerin gerçekleştirilmesi için de rol alabilirler. İkinci sorun mesela askerliktir. CHP'nin bildirgesinde bedelli askerlik yerine, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için bedelli askerlik yerine o hizmet süresini işte Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerine, kültürel ve sosyal tanıtım faaliyetlerine harcamaları kaydıyla bedelli askerlik ya da normal askerlik yapmayacaklar. Bunun yerine bu tip şeyler yapacaklar. Üçüncüsü emeklilik. Türkiye'de ve burada ödenen prim günleri eklenecektir. Buradaki emeklilik hakları Türkiye'deki hizmetlerle birleştirilince aynı haklar sağlanacaktır. Yani şey yapılacaktır. Üçüncüsü gençlerimizin eğitimi. Türkiye'deki gençlerimiz her sene 15 bin gencimizi dünyadaki üniversitelere burslu göndermek için çalışma yapacaklardır. Üçüncüsü yurt dışındaki vatandaşlarımızın inançlarıyla ilgili kolaylıklar. Özellikle hem yurt içinde hem yurt dışında cemevlerinin yasal statüye kavuşturulması, yardım edilmesi onlarla ilgili, bu tip konularda çözüm önerileri vardır. Dördüncüsü yine işte buradan arabaların gitmesi gelmesi, işte pasaport ücretlerine ücretlerinden alınan harçlar, vizelerden alınan harçlar, konsolosluk hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi konusunda bayağı detaylı bir programımız vardır. Bu dediğim gibi hem seçim bildirgesi hem hükümet programıdır. CHP iktidara gelirse ilk 100 gün ne yapacaktır, ilk 3 ay ne yapacaktır, ilk 1 sene ne yapacaktır, hepsini teker teker şu an ilan etmiştir. Biz hükümet olmasak da seçimlerde koalisyon ortağı ya da hiç bir şekilde hükümet olmasak da bu önerilerin tartışılması için açıklamışızdır bu çözüm önerilerini. Evet. İlk defa bu kadar açık bir şekilde her soruna çözüm önerisi getiren parti CHP'dir. Evet, Sayın Genç, size de sormak istiyorum. Tabii HDP'nin İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımıza dönük vaatlerini ama geçtiğimiz 7 Haziran seçimlerinde İngiltere'de HDP birinci parti oldu. %60 civarında, CHP %21.
AKP %14,5 ve MHP %4,5 şeklinde olmuştu. O dönem dikkatimizi çeken bir şey vardı. HDP sadece Londra ağırlıklı değil, bütün illerde, bütün şehirlerde çalışma yapmıştı. Eklerseniz onu da vaatlerine ilişkin, aynı çalışma devam ediyor mu? Yani İngiltere'nin dört bir tarafından Londra'da oy kullanmak için böyle bir çalışma var mı Ali? Öncelikle şunu söyleyeyim ki biz geçen Ankara katliamının hemen sonrasında iki büyük yürüyüş gerçekleştirdik. Biri 5000, biri 15000 civarına insan katıldı. O insanlarımızın tepkisini gördüğümüzde gördük ki şu an toplumumuzun hiç de kendi köyünden, kendi toprağından, kendi gerçekliğinde, ülke gerçekliğinden kopuk olmadığını gördük. Her saat, her dakika yüreği kendi ülkesinde, toplumunda. O katliamı sıcak sıcak yaşamış olan insanlarımız ve ayrıca da birçok insanımızın burada yakını olduğunu gördük. Bu ne demektir? Daha çok biz insanlarımızın, yani sadece İngiltere ve Britanya'daki insanlara özgü programlardan çok, toplumumuz neresinde olursa olsun, dünya küçüldü teknolojiyle birlikte, onun özgürlüğünü geliştirebilecek programlar düşünmemiz gerekiyor. HDP askerlik kavramının zaten karşı bir parti. Bizim diğer partilerden farkımız, biz vicdan reti savunuyoruz. Her bir birey özgürce askerlik yapmama, eline silah almama hakkına sahiptir. Avrupa Birliği sözleşmelerinde bu vardır. Avrupa normlarında vardır. Ben aynı zamanda bir insan hakları savunucusuyum ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerinde bu var. Birçok ülkede de bu hayata geçmiştir. Yani ben kimseyi öldürmek istemiyorum. Bunun için silah almak istemiyorum. Gidip gönüllü savaşmak isteyen, Erdoğan'a askerlik yapmak isteyen varsa gitsin yapsın. Böyle değerlendiriyoruz biz. Bizim programımız mevcut partilerden biraz daha farklılık arz ediyor. Bizim programımız özellikle özgürlük eksenli bir program. Çünkü Ankara'da da gördük, Ankara'daki katliamda da gördük, Cizre'de gördük vesaire. Yani özellikle Kobani sürecindeki katliamlarda da gördük ki şu an Türkiye'de ne gazetecinin, ne bir insan hakları savunucusunun, ne siyasetçinin hiçbirinin can güvenliği yok. Yani kültürel soykırım olayını düşündüğümüzde bugün her gün neredeyse ortalama 20 tane HDP'li tutuklanıyor. Yani kültürel soykırım var. Bunu düşündüğümüzde şimdi sizin sorduğunuz soru çerçevesinde biz İngiltere'de evet sadece Londra'da çalışma yürütmedik. Aynı zamanda Londra dışındaki İskoçya biliyorsunuz bu dönem ayrı bir çalışma yürütüyor. Orada kullanıyor. 3000'e yakın seçmeni var. Aldığımız yaptığımız çalışmada en az bunun 1000'i HDP'ye yönelik şu an ulaşılmış durumda. Ayrıca da biz İngiltere'nin bütün illerinde komitelerimiz var. Biz bu konuda diğer partilerden daha şanslıyız diye düşünüyorum. Çünkü bizim örgütlülük ağımız çok daha geniş. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda da bizim önümüzdeki seçimde %70 civarında oy alacağımızı, hedefimiz 25 bin seçmen ve şu anda da veriler bu doğrultuda geliyor. Bence yine dünya, yani bütün ülkeler göz önünde bulunduğunda Britanya HDP için birinci durumda olacak gibi peki gözüküyor. Peki söz sizdeyken son mesajlarınızı da alalım. Yani İngiltere'deki seçmene ne diyorsanız, çünkü vaktimiz epey daraldı. Davut Bey'den de alacağız. Biz İngiltere'de ya da Britanya'daki seçmene şunu diyoruz. Özgürlük, barış, insan hakları, demokrasi, birlikte yaşam, özgür kültür, bütün kadın, genç, bütün insanlarımızın, şehitlerimizin de bize yol gösterdiği, işaret ettiği gibi yüreklerimizi birleştirmek ve birlikte bir yaşamı HDP'nin daha kolay inşa etmesi için bu diktatör bozuntusu kişiye karşı, Erdoğan ve AKP'sine karşı Türkiye ve Kürt halkının sadece değil, Alevi'nin, Ezdi'nin, Ermeni'nin, o bölgede bulunan ki HDP 47 farklı siyasal görüş, farklı kimliklerden oluşuyor. Bütün o kimliklerin özgürlüğü için bir oy bir kadının ölümünü önler. Bir oy bir çocuğun ölümünü önler. Bir oy bir askerin ölümünü önler. Bir oy bir polisin ölümünü önler.
bir oy bir gerilen ölümünü önler diyoruz. Bir oyunuzun bir insana can vereceğiniz bilinciyle hareket etmenizi ve sevgi saygılarımızı sunuyoruz. Bu temelde çağrımız. Peki, teşekkür ederiz Davut Bey. Şimdi öncelikle CHP'nin dediğimiz gibi hukukun üstünlüğü, tam sınıf demokrasi, özgürlükler, birlikte yaşam, barış içinde yaşam şeklindeki politikaları zaten alenen bilinen politikalar. Ve bu konuda hani çok ciddi şeylerimiz var, önerilerimiz var. CHP yurt içinde barışı sağlamak için, azınlıklarla ilgili tüm sorunları çözmek için, özellikle Kürt sorunuyla ilgili çözmek için zaten 58 maddelik bir bildiri yayınlamıştır. Yalnız bununla da kalmamaktadır. Hepimiz, özellikle göstermiştir ki bu Ankara katliamında, hepimiz barış istiyoruz. Hepimiz demokrasi istiyoruz. Hepimiz kardeşçe yaşamak istiyoruz. Bunları protesto ediyoruz, bunları dile getiriyoruz. Ama bunların hepsini meydanlarda yaptıktan sonra hepimiz evimize gidiyoruz. Mutfağımızda yemeğin pişmesi gerekiyor. Hepimiz karnımızı doyuruyoruz. Dolayısıyla CHP sadece özgürlük eksenli bir program olarak değil, ekonomisiyle, dış politikasıyla, eğitim sistemindeki değişikliklerle tamamen tam kapsamlı vaatleri vardır. İngiltere'de de çok ciddi bir örgütlenmemiz vardır. Biz HDP gibi ya da AKP gibi sadece seçim koordinasyon büromuz yoktur burada. CHP İngiltere Birliği olarak resmi bir kuruluşuz burada. Şu an gençlik kollarımız vardır, kadın kollarımız vardır ve CHP İskoçya Birliği'miz vardır. Bu hafta sonu onun açılışına katılıyorum. Şimdi ben buradaki seçmenlerimize mesajım şudur. İngiltere'deki gibi tam sınıf bir demokrasi istiyorsak memleketimizde oyunuzu CHP'ye verin. Onu rica ediyorum. Onun dikkatlerine sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz tekrar programımıza katıldığınız için. Evet sevgili ederim. Seyirciler, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. İngiltere medyasında Ankara katliamına ilişkin öne çıkan haberleri Açık Gazete'nin editörü Faruk Eskioğlu'ndan alıyoruz. Yeni bir İngiltere gündeminden merhaba sayın seyirciler. Geçtiğimiz hafta İngiltere Ulusal Basını 10 Ekim Cumartesi günü Ankara Barış mitingindeki saldırıyı ön sayfalarından duyurdu. Editöryal ve köşe yazılarında Türkiye mercek altına alındı. İngiltere basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanlış Suriye politikasının Türkiye'yi Orta Doğu'daki kaosa doğru çektiği ortak görüşünü savunarak Kürtlerle buzdolabına kaldırılan barış sürecinin Kürtleri ülkeden koparacağını ve iç savaş söylemlerinin artık çok uzak gelmediği yorumlarında birleştiler. İngiltere basınında akılda kalan bazı çarpıcı haber ve köşe yazıları şöyle sayın seyirciler. Savaş sürerse Kürtler kopar. Times'tan Roger Boyce'un yorumu. Yaz tutanlar katil olarak Erdoğan'ı suçluyor. Bu da Independent'ten sayın seyirciler. Gazetenin yaz tutanlar katil diye Erdoğan'ı suçluyor başlıklı yazıda. Erdoğan'ın patlamanın ardından yaptığı yazılı açıklamadan başka bir tepki vermediği ve sessiz kalmayı tercih ettiği aktarıldı. Emniyetteki temizlik Türkiye'yi saldırılara açık hale getirdi. Bu da yine Times'tan bir yorum. Times'a konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, Gülen cemaatine üye oldukları gerekçesiyle görevden alınan polislerin yarattığı boşluğun Türkiye'yi saldırılara daha açık ve kırılgan hale getirdiği iddiasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aralık 2013'te partisi AKP'yi yolsuzluk iddialarından temizlemeye çalışırken başlattığı operasyonda 350 üst düzey polisin görevden alındığı, bunun da teşkilatta boşluklara yer açtığı belirtildi. Türkiye Pakistan mı oluyor? İngiliz tarihçi Mark Almond, Daily Telegraph'taki yazısını Türkiye Pakistan mı oluyor başlığıyla duyurdu. Almond'un yorumu şöyle sayın seyirciler. Ankara'da yaşanan saldırı, ülkenin yenilenen terörizm açıklanmış olsa da sonrasında IŞİD ile savaşan Kürt hedeflerine saldırılar düzenlendi. Bu durum Erdoğan'ın dış politikasının ne kadar karanlık olduğunun bir göstergesi. Ve Guardian'dan bir başka yorum. Fail Erdoğan gösteriliyor.
Guardian'ın Ankara'da saldırının ertesi pazar günü düzenlenen anma yürüyüşünü yerinde takip eden muhabiri, alandakiler için saldırının faili netti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diye yazdı. Independent'ten bir yorum, Erdoğan'ın yapması gereken. Independent'in Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn, Türkiye şiddet sarmalının yuttuğu 8 Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesinin yolundan mı gidiyor sorusunu şöyle yanıtladı. Erdoğan 2011'den bu yana Suriye krizinin her evresini yanlış hesapladı ve attığı yanlış adımların sonu gelecekmiş gibi de görünmüyor. Eğer IŞİD tarafından düzenlendiği neredeyse kesin olan bu son saldırıyı kendi çıkarları için kullanırsa, IŞİD'e Türkiye siyasetinin geleceğini belirleme kabiliyetini de vermiş olur. Independent Erdoğan'ı suçladı sayın seyirciler. Independent, Türkiye'de terör başlığı başyazısında Erdoğan'ın hırsı ve Suriye'deki savaş Türkiye'yi kaosa sürüklüyor yorumunu yaptı. Türkiye derin şekilde bölündü. Bu yorumda Financial Times'tan sayın seyirciler. Gazete Ankara'daki saldırının bu bölünmeye karşı umutları azalttığını belirtti. Financial Times'tan bir başka yorum. Yönetilemez bir ülkeye doğru. Gazetenin editoryal görüşlerinin aktarıldığı sayfada yer alan Türkiye yazısında Türkiye yönetilemez bir ülkeye dönüşme telkesiyle karşı karşıya yorumu yapıldı. Görüldüğü gibi sayın seyirciler, basın yalaka olmayınca özgür bir şekilde Türkiye ve Erdoğan karşıtı yorumlara yer veriyor. Önümüzdeki hafta iyi haberlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bu haftalık Artı Eksi 7 Londra'dan bu kadar. Yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi bir hafta diliyorum. Yeniden görüşebilmek dileğiyle, hoşça kalın.